Merhabalar, eğitimimizin 5. videosunda DNS server kurulumunu yapıyor olacağız. Bir önceki videoda DNS'in ne manaya geldiğini, kısa özet özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi DNS server kurulumunu yapıp özelliklerinden bahsediyor olacağız. Bunun için öncelikle sunucumuzun local server'da sunucuyla alakalı IP'nin verilmesi, isminin değiştirilmesi, firewall'un yapılandırılması gibi temel ayarlarının yapılandırılıyor olması gerekiyor demiştik. Sonrasında dashboard tarafına geçip add rules and features'a geliyorum ve kurulumu başlıyoruz. Şimdi kurulumu yaparken aslında kurulumu çok basit olan rollerden bir tanesi DNS. Anlaşılması zor, spesifik konulardan bir tanesi. Gerçekten kavraması ve yönetimi kolay olmayan bir rol. Ancak kurulumları basit. Genel mantığından bahsettiğimiz zaman da muhtemelen anlayacaksınızdır. Anlamadığınız şeyleri yorum olarak bana sormanızı rica ederim. Şimdi DNS Server'ı işaretledim. Yine DNS Server Tools'un da beraberinde kullanacağını söyledi. Next diyorum. Bir restart ihtiyacı olursa restart yapsın ve yüklemeye başlayalım. Yüklemeyi tamamladı. Installation success verdi. Kapatıyorum ve DNS'imizin tool'unu açıyorum. DNS Manager'ın içerisinde benim şu an sunucumun adı da DNS. DNS sunucusuna geldim ve alt tarafında DNS ile alakalı bir takım bilgileri görüyoruz. En çok kullanacağımız menülerden bir tanesi Forward Lookup Zone demek. Bu direkt olarak isimden IP'yi çözdürdüğümüz altında zonlarımızın olacağı kısım. Tersten çözüm anlamına gelen Reverse Lookup Zone ise IP'den ismi çözen mana taşıyan. Burada da yine zonlarımız oluşabilir. Bunun dışında Conditional Forwarders için normal şartlarda bizim DNS sunucumuz içeride hizmet verirken bilmediği bir takım DNS sorgularını dış DNS'lere forward eder. Bunlara istisnai olarak bir forwarders yapmak istiyorsak gelip buradan yeni bir conditional forwarder yapabiliriz. Buraya işte bir google.com'u sor dediğimiz zaman direkt IP'sini verip herhangi bir bekleme yapmadan direktmen istisnai bir yönlendirme buradan forward edilebilir. Şimdi normal şartlarda DNS'imizin kurulumu basit demiştik. En çok kullanılan kısımlarıyla birlikte yeni bir zonun oluşturulması, reverse lookup zonun oluşturulması ve bunların özelliklerinden biraz bahsedeceğiz. İlk inceleyeceğimiz yapı DNS'lerde şöyle bir properties deyip sunucumuzun, DNS sunucumuzun özelliklerini bir görüntüleyelim. Interface yapısının altında dinlenecek sunucularla alakalı bir kısım mevcut. Burada bütün sunucuları dinle diye bir yapı var. Sunucunun IP'si ve sunucunun IP version 6 IP'sini görebiliyoruz ve bunların hepsini dinleyeceği yönünde bir default ayar mevcut. Forwarders kısmına geldiğimiz zaman da sunucunun dışarıda dinleyeceği, daha doğrusu kendisinde bulunmayan DNS sorgularını dışarıya forward edeceği sunucular mevcut. Ben buraya bir tane Google sunucusu import ettim. Gidip eğer kendisinde bulunmayan bir sorgu varsa, şu an sunucu internete çıkamıyor, gidip Google'ın DNS'lerine bunları soracak. Advanced ayarlara gelelim. Advanced ayarların içerisinde bir takım spesifik özel ayarlar bulunmakta. Default'la genel anlamda DNS ile alakalı sunucu kurulur ve bunlar biraz daha böyle spesifik ayarlar olarak adlandırılabilir. Mesela yukarıdan başlayacak olursak Disable Recursion dediği yapılandırma şu. Recursion dediğimiz yapı DNS server'ın diğer sunuculara sorgu atabilmesi. Eğer siz bunu kapatırsanız DNS başka bir DNS'iniz varsa oraya gidip sorgu atamaması ya da direkt forwarders'a gidip başka bir sunucuya dışarıdaki DNS sunucularına sorgu atmasını önlemiş olursunuz. Bind Secondary ise zonların diğer DNS sunuculara taşınabilmesi özelliği. Eğer siz bunu da aktif ederseniz bu zonlar başka DNS sunucularına taşınabilecektir. Payload Load dediğimiz özellik ise zonlarda oluşan veri hatalarının algılanıp kullanılmamasını sağlıyor. Round Robin dediğimiz yapı sunucuların içerisinde mesela sizler birkaç tane AKI'li girdiniz. Kendi portallarınızla alakalı. Fahaonar.com diye bir portalınız var ve bu portala yoğun istekler geliyor. Bu yoğun isteği karşılayabilmek adına birden fazla sunucu oluşturdunuz. Bu sunucuların birbirleri arasında balans olması gerekiyor. Biz buna Network Log Balancing diyoruz. Şimdi Round Robin özelliğini aktif ettiğiniz zaman gelen istekler açmış olduğunuz birden fazla sunuculara pay edilerek aslında Network Log Balancing özelliği aktif olarak kullanılmış oluyor. Netmask Ordering dediğimiz yapıda ise birden fazla subnetiniz varsa en uygun DNS sunucunun o subnete göre hizmet vermesinden bahsetmekte. Advanced ayarlarında son olarak bahsedeceğimiz konu ise işte Secure Cache Against Pollution dediğimiz yapıda da şöyle bir özellik mevcut. Cache'de tutulan DNS sorguları belli bir periyotta, belli sürelerde temizlenerek kirlilik temizlenmiş olacaktır. İşte Interface Forwarders ve Advanced ayarlarına bunlardan bahsetmek da yeterli olacaktır. Bundan sonra daha ileri düzey DNS konusuna girecek. Şimdi Forward Lookup Zone kısmına geliyorum ve bizler yeni bir DNS'imiz, yani aslında yeni bir domainimiz varken bu domain üzerinde yeni bir zone oluşturmamız gerekiyor DNS'e. Şimdi ben geldim, yeni bir zone oluşturacağım. Şimdi burada görmüş olduğunuz zone type'ları mevcut. Bu zone type'ları biraz irdeleyecek olursak, primary zone dediğimiz yapı, bizim oluşturduğumuz tahonar.com diye bir zone veya da işte google.com gibi bir zone'un hem okunabilir hem de yazılabilir kayıtlarının tutulduğu yer olarak adlandırılır. Secondary zone'da ise burada kayıtların sadece okunulabilir şekilde tutulması. Yani siz mesela bir sunucunuzda primary bir zone oluşturdunuz.
Diğer sunucunuzda ise sekonder bir zon oluşturdunuz ve bunlar arasında zon transferinizi gerçekleştirdiniz. Sadece okunabilir kayıtları burada tutuyorsunuz. Eğer bir problem oldu, primary zonun tutulduğu, secondary zondan DNS kayıtları alınabilir durumda olacaktır. Stub zone ise şöyle düşünün, yapınızın içerisinde birden fazla zon var. Bu zonların içerisinde kayıtlarınız var. En çok aranan kayıtların tutulduğu bölge olarak da söylenilebilir. Diğer zonlar için aslında yük dengeleme işlemi yapar. Şimdi zon adımı yazıyorum. tahaonar.com diye bir zon oluşturuyorum. Zonumun bulunduğu file kısmı zon file oluşuyor. Şimdi burada şöyle bir özellik var. Sizler dinamik olarak update de yaptırabiliyorsunuz. Dinamik olarak update yaptırmıyorum. Next diyorum ve şu an zonumu oluşturuyorum. Şimdi zonumuzu oluşturduk. Zonun içerisindeki bir takım DNS kayıtlarına bakacak olursak en başta SOA gelecektir. Şimdi SOA kaydına baktığınızda SOA şu demek, bulunduğu zondaki yetkili sunucunun kim olduğunu belirtiyor. DNS sunucum benim en yetkili sunucum. Adı DNS olan sunucu. Şu an için bu zondaki en yetkili sunucu. NS ise domaindeki DNS sunucuların belirtildiği bir kayıt. Mesela şu anda benim bir tane DNS sunucum var bu zonun içerisinde. Ama birden fazla DNS sunucum olduğu zaman ben burada NS kaydı yapmak zorunda kalacağım. Bunun dışında sunucuların A kaydı dediğimiz yeni bir sunucunuz var. Siz burada en çok kullanılan kayıt türlerinden bir tanesi de budur. Hostların IP bilgilerini belirttiğimiz, hostların IP ile isimlerinin eşleştiği kayıt aslında. Yani yeni bir tane sunucunuz var. Atıyorum test diye bir sunucunuz var. Bu sunucunun IP'si 2.5 olsun. 2.5 diye bir kayıt oluşturduğunuz zaman test.tahanor.com ismi 192.168.2.5 sunucusuyla eşleşmiş olacaktır. En aşağıda create associate pointer record dediğimiz PTR kaydımız mevcut. PTR kaydı da aslında terse götürüyor. Yani IP'leri host adlarına eşlemek için. Şimdi ben bu kaydı oluştururken PTR'ı da create dediğim zaman tam tersi kaydı da oluşturacaktır. Gördüğünüz gibi bir tane A kaydı oluşturduk. Bunun dışında görmemiz gereken işte mail exchanger dediğimiz bir kayıt türü daha var. Domaindeki mail sunucularının belirtildiği kayıt türü. Eğer sizin yapınızda bir exchange sunucunuz varsa MX kaydının giriliyor olması gerekmektedir. Birden fazla mail sunucunuz da varsa önceliğinin belirleniyor olması gerekiyor. Buradaki priority değerinin, öncelik değerinin belirtilmiş olması gerekir. Bahsetmemiz gereken diğer kayıt türlerinden bir tanesi de CNAME dediğimiz bir kayıt. Canonical Name dediğimiz bir kayıt. A kaydı bulunan bir host için birden fazla kayıt girilmesini sağlıyor. Yapının içerisinde bir A kaydınız varsa, birden fazla da host olacaksa, burada CNAME kaydı, bir alias kaydı girmeniz gerekiyor. SRV dediğimiz önemli kayıtlarımızdan bir tanesi mevcut. Domain'in DC'lerini belirtiyor. Kaydında LDAP ve Kerberos bilgilerinin tutulduğu kısım aslında bu. En çok önemli olan kayıtlardan bir tanesi bu. En çok kullanılan kayıtlara biz A kaydı demiştik. En çok kullanılıyor. SOA ve SRV kayıtları ise ciddi anlamda önem arz ediyor. Şimdi reverse lookup zone kısmına gelelim ve tersten bir kayıt oluşturalım. New zone diyorum. Bu zonu primary zone mu, secondary zone mu olacağını yine belirliyoruz. Ben yine bir primary zone oluşturacağım. IPv4 kullanacağım. Şimdi burada network ID'mi giriyorum. Benim şu anda network'üm ikili bir network. İkili network'ümü giriyorum. Oluşturuyorum. Yine aynı şekilde dynamic update'i kapatıyorum. Finish diyorum. Ve böylelikle reverse lookup zone kısmını da oluşturmuş olduk. Buraya kadar DNS sunucuyla alakalı genel özelliklerden bahsettik. Forward lookup zone oluşturduk, reverse lookup zone oluşturduk ve genel DNS'in özelliklerinden bahsettik. Bu DNS'lerin içerisinde gelişmiş özelliklere kadar değindik. Zone türlerinden bahsettik, primary, secondary, stub zone gibi zonlardan bahsettik ve bir takım research scores'lardan bahsettik, DNS kayıt tiplerinden bahsettik. Diğer eğitimimizde zone transfer dediğimiz konuyu işliyor olacağız. Bir domain controller sunucumuz olacak. Buradaki primary zonların secondary zonlara transferinin nasıl yapıldığı ile alakalı bir kısa bir eğitim veriyor olacağız. Umarım sizler için bu eğitimler yararlı oluyordur. Bu konuda yine anlamadığınız kısımlar varsa lütfen sormaktan ve yorum yapmaktan çekinmeyin. Diğer eğitimde görüşmek üzere.